aranılmış, bulunulmuş bir işe giriş şekli olmadı benimkisi. Çok tesadüfi bir şekilde bir arkadaşım aracılığıyla bu sektöre giriş yaptım. Ben de tamam, 20 yılı aşkın ben sektörün içerisindeyim. Halen de çalışmam devam ediyor. Hiç durmadan çalışmam devam ediyor. İyi iş yaparsanız bunun karşılığını alıyorsunuz ve biz de örneklerden biriyiz. Hakikaten karşılığını alabildiğiniz, manevi olarak doyuma ulaşabildiğiniz bir iş kolu benim için. Dolayısıyla öyle olunca da başarı zaten kaçınılmaz oluyor, severek yaptığınız bir işte. Urfa'daki hanımlar maalesef hani özellikle benim işe girdiğim dönemlerde özel sektör temsilcilerinin ilklerinden biri sayılırım ben. Çünkü o dönemde sadece devlet kurumlarında çalışan kardeşlerimiz vardı, onlar bulunuyorlardı. Özel sektörde ilk diyebilirim ben o konuda. Benden sonra işte örnekler çoğaldı. Dolayısıyla birer örnek, birer rol model olma yolunda çalışmalarımız devam etti. Halen de bu yolda devam ediyoruz. Turizm derneğimiz var. Onun üzerinde çok yoğun çalışmalarım devam ediyor. Özellikle kız çocuklarına yönelik benim çalışmalarım bundan sonra daha da hız kazanacak. Turizm kız çocukları ve kadınlarımıza yönelik. Çünkü bana göre Urfa'da inanılmaz bir potansiyel var ve onlar şu an atıl durumdalar. Onların Urfa potansiyeli, yani bu potansiyelin içerisine dahil edilmesi gerekiyor işte. Türkiye içerisinde Antalya bölgesi kadınlar mesela çok ciddi turizm işleri yapıyorlar. Avrupa'ya gidin kadınların hiçbir evde oturmuyor. Üniversite mezunlarımız bile evde oturuyor. Yani şimdi düşünün öyle okumuş bir kesim maalesef şeye bu dinamiklerin içerisine katamıyoruz.